Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Tekrar kusura bakmayın. Tekrar başlıyoruz. Adaletin birbirine çelişkili görünen iki cümlenin açıklamasını yapıyorduk. Arkadaşlarımızdan Ebu Yusuf bir soru sormuştu. Hem her yerde adalet görünüyor dedi, hem de şu yerlerde o hikmete, o adalete layık binden biri icra edilmiyor. Bunu anlamaya çalışırken insanın ihtiyaçlarının, maddi ihtiyaçlarının, cismani ihtiyaçlarının karşılandığını görüyoruz. Kainatın yaratılışında adalet var. Her şey mizanla yaratılıyor. Ölçüsüz, nizamsız, düzensiz hiçbir şey yok. O zaman şu kainatı yaratan, var eden, şu kainatın sahibi, sultanı adaletlidir. Her şeyi adaletle yaratıyor. Yani ne hangi, aslında çok biraz daha teknik gibi konuşacak olursak, hangi yaratık neye ihtiyacı varsa o ihtiyacını aynen karşılayacak şekilde yaratılıyor. Adaletli yaratma odur. Mesela bilmem şöyle tür ağacın şöyle bir şeye ihtiyacı var. Gerçekten o karşılanarak yaratıyor, yaratılıyor. O zaman yaratıcı adaletli ama adaletle yaratıyor ve adalet sahibidir. Oradan yaratılıştan anlıyoruz. Fakat insan ilişkileri gelince insan ilişkilerinde bazen adaletsizlikler vuku buluyor ve bu adaletsizlikler adil olan yaratıcı tarafından anından düzeltilmiyor. Bu birinci perspektif. İkinci perspektif, yani adaletsizlik gibi görünen hallerin, geçici olarak adaletsizlik hallerinin izahında ikinci perspektiften baktığımızda insanın maddi ihtiyaçlarının, cismani ihtiyaçlarının karşılanacağı bir adaletli muamele görülüyor. Gerçi bir başka insanlar bir insanın elinden zalimler alıyorlar. Onlar haksızlıkla bazı kişilerin maddi ihtiyacının da karşılanmasına engel olabiliyorlar. Bu da bir adaletsizliktir. Bu adaletsizliğe karşı anında ceza verilmiyor. Bir de insanın insaniyeti itibariyle ihtiyaçlarının çoğu karşılanmıyor. Yani bazıları karşılanıyor da çoğu karşılanmıyor. Mesela insan esas benim bilgisayar tamamen kapanmazdan önce bunu konuşuyorduk. İnsanın gerçek ihtiyacı, hakiki ihtiyacı hiçbir zaman kötülük olmasın. Her yerde adalet vuku bulsun. Her yerde adalet vuku bulsun. Hiçbir yerde kötülük olmasın. Hiçbir zaman bir yavrunun, bir masumun hukukuna tecavüz edilmesin. Ve ben her zaman insanız ya, her zaman sevgiyle muamele edileyim, sevgiyle muamele edeyim, kimsenin kalbini kırmayayım falan ihtiyaçlarımız var. Özellikle yani her zaman mutlu oluyorum, her zaman kendim varlığımdan tatmin olacak bir şekilde zevk alayım, yaratıldığım için memnun olayım, ama bazen sıkıntılı haller yaratılıyor. Böylece ihtiyaçlarım karşılanmadığı için sanki bir adaletsizlik var gibi geliyor. Evet, eğer her şey şu cismani hayattan, şu cismani varlıktan ibaret olsaydı bir adaletsizlik vardı. Sankisi yok. Sanki öyleymiş gibi geliyor değil. Gerçekten bir adaletsizlik vardı. Hem var. Onun için insan düşünüyor, şu kainatı bu kadar büyüklükte, genişlikte yaratan Rabbimiz acaba her şey adil mutlak olduğu, yani çünkü yaratıcı ya, sonsuz adalet sahibi olduğunu anladığımız halde neden bir alan var ki o alanda adalet gerçekleşmiyor? O zaman iki alternatifimiz var. Ya şu kainatın yaratıcısı adil değil, değil mi? Mutlak adil değil. Ya
benim yaratılışı, yani şu kainatın, kainatı yaratanın mutlak adil oluşunu anlamamda bir problem var. İki şık var. Bu problemi çözmemiz lazım. Onun için iki alternatif var. Nereden çıkarttım ki bende hep ebedi, her şeyin en güzelinin ebediyetini isteyen duygular olduğu halde, bu ebedi güzellikleri isteyen duyguların tatmin edilmeyişinden yaratıcımın adil olmadığını nereden çıkarttım? Çünkü madem o yaratıcıdır, madem yaratırken her şeyi tam ölçüsüyle hak ettiği şekilde, layık olduğu şekilde, ihtiyaçlarını tam karşılayacak şekilde yaratıyor, o zaman benim bu ihtiyaçlarımı da karşılaması lazım. Peygamberler haberle geliyor, sizin ihtiyaçlarınız karşılanacak diyor. Evet, bu kainatın yaratıcısı bana senin ihtiyaçlarını ben karşılayacağım diyor. Yalnız sen o ihtiyacını dile getir, bana dilekçeni gönder, ben de buna cevap vereceğim diyor. O zaman cevap veriliyor olması gerekir. Eğer bu dünyada, yani şu yaratılış biçiminde cevap verilmiyorsa, bu kainatın sultanına, bu ihtiyacıma cevap verecek bir yaratılışı, bir yaratmayı gerçekleştirmesi layıktır şu kainatın sahibine. O zaman ben bu kainatın sahibinden o adaleti gerçekleştirmesini beklerim. Eğer şu yaratılış biçiminde bazı eksiklikler görünüyorsa, onun böyle bir eksikliği kabul etmeyeceğini, bunu mutlaka tamamlaması gerektiğini düşünürüm ve öyle olması gerektiği sonucuna ulaşırım. Peygamberlerden gelen haberlerle de, benim dünyamdan gelen haberle de, ki Ebu Yusuf arkadaşım oraya Allah razı olsun, adaleti isteten de o ifadesini yazmak suretiyle, cümlesini yazmak suretiyle, bana adaletin gerçekleşmesini arzu eden duyguyu veren de o. O halde adil olan şu kainatın sahibi Rabbi mutlaka adaletiyle bize muamele edecektir. Bu sonuca kesinlikle ulaşabiliriz. Bu, o zaman eğer bu dünyada şu yaratılış biçiminde adalet gerçekleşmiyorsa, bana ölümü vererek, hiç de istemediğim o sonu vermek suretiyle bana diyor ki, bu son sen istemiyorsun ya, işte anla, son değildir diyor. Şimdi Kur'an'ın ayetine dönelim. Adalet isteten de o diyen Ebu Yusuf kardeşime Allah razı olsun diyorum. Böylece tekrar odamıza katılan arkadaşlara, başından itibaren katılan arkadaşlarımızın konunun anlaşılmasına yardımcı olacak ya da konunun anlaşılmayan yerinin açıklanmasını isteyecek şekilde, gerek mikrofon isteyerek, eğer konuşacak mikrofonları varsa, gerekse yazarak konunun aydınlanmasına, anlaşılmasına, imanımızın hakkaniyetini anlamamıza, idrak etmemize vesile olacak katkılarını bekliyoruz. Yalnız polemiğe girmeden, tekrar dünden beri bu uygulamayı denemek istiyoruz. Ebu Yusuf arkadaşımız gayet olumlu bir şekilde katıldığı için kendisine teşekkür ediyorum. Ekranı temizliyor ve yorumlarınızı, sorularınızı, açıklanmasını istediğiniz yerlerin, soru olmasa bile şurayı biraz daha açıklayalım, üzerinde duralım dediğiniz yerlerin belirtilmesini, gerek ekrana yazmak suretiyle, gerekse mikrofon istemek suretiyle yönlendirebilirsiniz, gönderebilirsiniz, memnun oluruz. Ben ekranı bizimle ilgili olmayan bilgileri silmek için temizliyorum ama bekliyoruz inşallah. Evet. Adaleti isteten de o. Kim bana ebedi duyguyu, ebedi mutlu olma duygusunu verdiyse, o duyguyu veren, eğer bana o duyguyu tatmin edecek zemini hazırlamazsa adaletsizdir.
Ama şu kainatın yaratıcısının adaletsiz olduğuna dair hiçbir delil yok. Bütün yaratılış biçimi onun adil olduğunu gösteriyor. Yalnız insanın isteklerinde, arzularında ebediyet istiyor ve şu kainat ebedi olacak şekilde yaratılmamış. Buradan da üçüncü surette özet halinde anlatılan bu argümandan da şu sonucu rahatlıkla çıkartabiliriz. Şu kainatın sultanı benim isteklerimin ebedi adalet gerçekleşsin, ebedi rahmet gerçekleşsin, ebedi mutluluk gerçekleşsin, ebedi sevgi hepimizin insanların, mahlukatı, yaratıklar arasında hakim olsun, kimse kimseden nefret etmesin diye, ama ebediyen istediğim bu arzuların ebedi olarak yaratılacak bir yerde gerçekleştirilmesini ben şu kainatın yaratıcısından isteyebilirim. Kainattan istemiyorum, dikkat edin, çünkü kainat ebedi değil, devamlı değişikliğe tabi tutulan geçici bir yerdir, yalnızca bir sergi salonudur. Ama bu sergi salonunu yaratanın ebedi varlığı, ebedi hayatı yaratabileceğini şu kainatı yaratma tarzından anlıyorum. Bu iki bağlantıyı kurmamız gerekiyor. Kalben, aklen, ruhen tatmin olan bir ahiret imanına, ahiretin varlığına, ebedi hayatın tekrar bize verileceğine, fakat ebedi hayatın verileceğine, hayatın verileceğine ve bu hayatın ebedi tarzda verileceğine kalben tatmin olmuş, aklen tatmin olmuş bir şekilde inanmak için bu bağlantıya dikkat etmemiz lazım. Kainatın yaratıcısının adil, mutlak adil olduğunu kainatı yaratış biçiminden anlıyorum. Ama şu kainat benim ebedi taleplerime cevap verecek mahiyette olmadığı için, bu kainat değil de ebedi taleplerime cevap verecek mahiyette bir kainatın yaratılmasını ben şu kainatın yaratıcısından bekleyebilirim. Yani ebedi hayatı gerçekleşeceği bir tür yaratılış mutlaka gerçekleşmesi gerekir. Bu kainatın yaratıcısı bana bu anlayışı veriyor, bu mesajı veriyor. Ben de bu mesajda çelişkili olacak olan nerede ki öyle bir şey olamaz demenin hiçbir mantığını, gerekçesini görmüyorum. Evet. Dördüncü suret. İsterseniz üçüncü suretin son cümlesini bir daha okuyalım. Halbuki şu yerlerde o hikmete, yani şu yaratılan dünyada o hikmete, yani yaratıcının sonsuz hikmetine, o adalete, yani yaratıcının sonsuz adaletine layık binden biri icra edilmiyor. Ona layık bir icraat yok. Çünkü ebediyet yaratılmıyor. Mutlak yaratıcı ebediyeti yaratmıyor. Bu dünyada ebediyeti yaratmıyor. Ebediyetin var, ebediyeti yaratabileceğini gösteriyor ama henüz yaratmamış. Yaratmıyor. Beni ilgilendirdiği kadar henüz yaratmamış. Yanlış anlamayın. Anlamayalım inşallah. Yani ebedi hayat onun için, yaratıcı için şimdi sonra yok. Şimdi benim önümde ebediyetin yaratıldığı bir alemi ben müşahede etmiyorum, görmüyorum. Yani gözümle görmüyorum, yaşamıyorum onu. Ama Kur'an diyor ki göreceksin, görebilirsin. O zaman anlayacağım, yani şu kainata bakarak bu kainatın yaratıcısı bana ebedi hayatı, ebediyetin gerçekleştiği bir tür yaratılış biçimini gerçekleştireceğini, yaratacağını anlıyorum. Demek şu yerlerde o hikmete, o adalete layık binden biri icra edilmiyor. Senin gibi sersemler çoğu ceza görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Bir noktaya dikkat etti. İnsanların haksızlıklarının, yapmış olduğu haksızlıkların, tercihlerin, haksız tercihlerinin cezası verilmiyor. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Demek bir başka yaratılış biçimi olmalı ki şu kainatın yaratıcısının bu beklenen, kendisinden beklenen adaletli muameleyi gerçekleştirdiği bir yaratılışı, yani adaletli muameleyi uygulayacağı bir yaratılışı gerçekleştirmesi gerekiyor. İnsan duygularını, mantığını kullandığı zaman bu sonuca rahat bir şekilde ulaşıyor.
Dördüncü suret, eğer sorusu olan arkadaş varsa buyursun veya ilave etmek isteyen arkadaşlarımız buyursunlar. Değilse ben dördüncü suret okumaya devam edeceğim. Dördüncü suret, bak hat ve hesaba gelmeyen şu sergilerde olan misilsiz mücevherat. Hat ve hesaba gelmeyen, sınırsız. Şu sergilerde devamlı yenilendiği için sınırsız diyor. Yani biz sayamayız. Yok da mutlak anlamda sınırsız değil. Yaratıksa sınırlıdır. O ayrı konu. Şu sergilerde, şu alem bir sergi yeridir. Onu bu alemde, bu sergi dediği şu tür yaratılışta olan misilsiz mücevherat, hepsi bir mücevher, hepsi çok kıymetli. Her şey, yaratılan her şey çok kıymetli. Çünkü çok değerli özelliklere sahip olarak yaratılıyorlar. Şu sofralarda olan emsalsiz mat'umat, özellikle bizim en önemli ihtiyacımız olan yiyeceklerimiz, içeceklerimiz açısından şurada öyle bize yiyecek, içecek hazırlanıyor ki, taamlar, nimetler hazırlanıyor ki, bu emsalsiz nimetler, yani emsalsiz demek insan bir mislini kendisi yapıp gösteremez. Bak ben de yaptım ya da şu da yaptı diyemez. Böyle nimetler, emsalsiz nimetler, mat'umat gösteriyor ki bu yerlerin padişahının hadsiz bir sehaveti, yani o sonsuz cömertliğe sahip, hesapsız dolu hazineleri vardır. Yani hiçbir şeyi yaratamaz durumda değildir. Dolu hesapsız hazineleri var. Yani o her şeyi yaratabilir. Nereden biliyorum? Bana gönderdiği nimetlerin emsalsizliğinden biliyorum. Yani herhangi bir başka yaratık cinsinden birisinin öyle bir nimeti yapamıyor, yapamaz oluşundan biliyorum. Emsalsiz bir şekilde yaratılıyor, mucizevi yaratılıyor. Oradan biliyorum ki bu yaratıcı hiç bizim şu dünyada gördüğümüz, tecrübesini yaşadığımız varlıklardan hiçbirisinin yapamayacağı şeyler yapıyor sürekli. Bunun da sonucunda şu sonuca, yani böyle düşünmekle şu sonuca ulaşıyoruz ki şu kainatın padişahı, yaratıcısı, sahibi hadsiz bir sehaveti, hesapsız dolu hazineleri olan, yani mutlak anlamda yaratıcı olan, ne isterse ona mutlaka vücut verebilen bir yaratıcıdır. Bazı şeyleri yapamayan cinsten bir yaratıcı değildir. Nereden anlıyorum? Şu kainatın geçici de olsa, geçici mahiyette de olsa yaratılış biçimi, kainatın geçici fakat yaratıcısının mutlak özelliklere sahip olduğunu gösterecek şekilde daima yenilenmek suretiyle yaratılıyor. Bu kainatın yaratılış biçimi onu gösteriyor bana. Daima yenilenerek ve her yenilenenin yoktan beklenilmedik, umulmadık bir tarzda vücut verilmesi suretiyle yaratıcının her şeyi istediği zaman istediği her şeyi yaratabilecek bir yaratıcı olduğunu anlıyorum. Halbuki böyle bir sehavet ve tükenmez hazineler yaratıcı hiç bir şey yaratırken zorlanmıyor. Bakıyoruz sonsuz bir şekilde yaratabilecek özelliğe sahip. Çünkü yoktan var ediveriyor. Tükenmez hazineler, daimi ve istenilen her şey içinde bulunur bir dar ziyafet ister. Yani böyle bir sehavet, böyle her şeyi, dilediği her şeyi yoktan var edebilen bir kudret, bir kaynak, istenilen her şey içinde bulunur bir dar ziyafet yaratması gerekir. İnsanın arzu ettiği her şeyin içinde bulunduğu bir ziyafet yerini yaratması gerekir. Neden? İnsana onu istetiyor.
bunu eğer bunu yaratmazsa, bunu yaratmayacaksa, yaratamazsa, o zaman şu kainatın yaratıcısı olamazdı zaten. Bana da o duyguları vermezdi zaten. Hem ister ki ziyafetten telezzüz edenler orada devam etsinler. Ziyafetten zevk alanlar, o ziyafetten faydalananlar, lezzetlenenler, o lezzeti alma halini devam ettirsinler. Bu dördüncü surete çok dikkat edelim. Burada çok önemli bir geçiş yapacak. Ve o geçiş bizim için çok önemli ve her zaman o geçişi kullanmamız gerekiyor. Nefsimizin vesveselerine karşı. Onun için burada o geçişe yaklaştıkça hazırlıklar yapıldığını anlamak üzere vurgu yapalım. Siz de eğer katkıda bulunursanız memnun olurum. Hem ister ki o ziyafetten telezzüz edenler orada devam etsinler. Yani lezzetlerini almaya devam etsinler. Ta zeval ve firakla elem çekmesinler. Yani çok güzel lezzet aldık ama lezzetleniyoruz ama bir gün gelip eleceğiz. Bir gün gelip ağzımızın tadı kaçacak. O ziyafetlerden aldığımız lezzetlerden mahrum kalacağız. Ve bunun ezikliğini şimdiden hissetmeye başlıyoruz. Şimdiden ama. Bunlar çok güzel ama bir gün gelip yok olup gideceğiz. Bunlardan ebediyen ayrılacağız dediğimizde şu andaki aldığımız lezzet bile bize hüzün vermeye başlıyor. Aa diyoruz, burada bir çelişki var. Ta ki öyle bir ziyafet yeri hazırlansın ki o ziyafete lezzet alanlar o lezzetlerine elem katmasınlar. Hüzün gelmesin onların lezzetine. Hüzünle o lezzet bozulmasın, tadı kaçmasın. Hani ağzımızın tadı bozulmasın deriz ya. Evet, öyle bir şeyin olması gerekir. Çünkü zevali elem lezzet olduğu gibi zevali lezzet dahi elemdir. Zevali elemin lezzet olduğunu daha iyi anlıyoruz. İnsan açlık hissediyor. Sonra açlığın giderilmesi için bir faaliyette bulunup yemeye başlayınca lezzet geliyor. Zevk alıyor ondan. Çünkü elemin gideceğini haber aldı. Yerken daha da bir lezzet alıyor. Çünkü elem gidiyor. Yalnız haberi değil. Elem gidiyor ve onun yerine lezzet geliyor. İştahla yiyor. Demek ki elemin gitmesi, gidiyor olması, hatta gideceğinin haberi bile lezzet veriyor. Daha lezzet kaynağı gelmezden önce bile. Açık çocuklar eve geldikleri zaman işte anne baba her neyse lütfen çok acıyım, yiyecek bir şey yok mudur? Yavrum hemen sana bir şey hazırlıyorum, otur bekle getiriyorum demesi yetiyor ona. Hemen sevinmeye başlıyor. Heyecanlanmaya başlıyor. Haberi bile lezzet veriyor. Yemek yerken eğer açsa, şimdi çocuklar pek aç kalmadıkları için genellikle her yerde değil de şu toplumda Batı kültürünün işte biraz her neyse hakim olduğu toplumda biraz sömürgecilikle palazlanmış, yağlanmış, haksız yere de olsa yağlanmış olan insanların bulunduğu toplumda insanlar gerçekten çoğunluğu, arada aç olanlar var, çok aç olanlar var ama çoğunluğu gerçekten acıkmıyorlar, acıkmalarına fırsat verilmiyor, devamlı yiyorlar çünkü her neyse, onun için açlığın giderilmesinin lezzetini tatmaya pek imkan bulamıyorlar çünkü zevali elem yaşamıyorlarken, elem yaşamıyorlar ki zevali elemin giderilmesindeki lezzeti hissedebilsinler. Genel olarak konuşuyorum. Mutlaka çok istisnaları var. Evet. Zevali elem lezzet olduğu gibi zevali lezzet dahi elemdir. Buna bu biraz daha çok dikkat istiyor. Lezzetin gitmesi dahi elemdir. Gerçi insanlar lezzeti arka arkaya sıralamak suretiyle devamlı alışveriş yapmak gibi, devamlı kendilerini internette bilmem nerede meşgul etmek gibi daha
lezzetin gidişindeki, zevalindeki, lezzetin yok oluşundaki, lezzetli halin ortadan çıkışındaki elemi hissetmemek için üst üste yiyor. Özellikle vahiysiz medeniyet her şeyi üst üste yiyor ta ki zevali lezzetten gelen elemi hissetme imkanı olmasın. Çünkü zevali lezzet elem veriyor ya, o elemi tatsa aha diyecek, ben şimdi çok güzel ikramlara mazhar oluyordum ama bu ikramlar kesilince bu çok kötü oldu. Beni yaratan bana kötülük yapmak için beni yaratıyor olamaz ki. Çünkü onun hazineleri, onun rahmeti, onun nimet vericiliği öyle mucizevi ve sonsuz ki ona bu yakışmaz olmaz, böyle bir şey yapmış olamaz diye bir muhakemenin içerisine girebilsin. Yani yaratıcısının rahmetinin sonsuzluğuna kendisini sığındırabilsin. Kendisini o sonsuzluğun, sonsuz rahmetin kucağına atabilsin. Yani bir medeniyet türü, vahiysiz medeniyet diyorum onu, vahiysiz medeniyet bu hali yaşamaya imkan vermeyecek şekilde devamlı insanları meşgul ediyor. Devamlı. Yani bir bir film değil, milyon film yapıyor. Devamlı diyor, kendini burada meşgul et. Ta ki o boşluğu duyma. O boşluğun ne anlama geldiğini düşünme imkanına sahip ol. Olma ta ki olursan ahiret var dersen, olmalı dersen peygamberleri dinlersin. Peygamberler, çünkü yalnızca peygamberler ahiret var diyor. Başkalar, başka peygamberlerden başka hiçbir kimse ahiret var demiyor. Yani peygamberleri takip edenler dahil. Peygamberler dediğimizde onun eğitiminden geçenleri kastediyoruz. Peygamber ve onun eğitiminden geçenler. Ama peygamberlerin kaynağından başka kaynaklarla düşünenler ahiret var deme imkanına sahip değiller. Diyemiyorlar. Olması gerekir ama yok diyorlar. Bu çok önemli bir acı tablo. Olması gerekir ama yok diyorlar. Evet. Demek ki vahiysiz medeniyet bize bu acı hali yaşatıyor. O acı halin belli sorgulamalara girmemize imkan vermemek için de o acı hali tatmamıza imkan vermeyecek şekilde bizi 70 tane kanalla meşgul ediyor. Milyon tane filmle meşgul ediyor. Arkası kesilmeyen, hep fani dünyanın meseleleriyle bizi meşgul eden informationle, bilgiyle devamlı bizi boğuyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Devamlı boğuyor. Dikkat etmek lazım. Evet. Demek ama kuralı tekrar okuyorum. Zevali elem lezzet olduğu gibi zevali lezzet dahi elemdir. Neden nefsimize zevali lezzetin elem olduğunu hatırlatmamızın faydalı olduğunu söylediniz? Peki faydalı olduğunu söyledim demeyin çünkü söylemedim ama yani söylediysem yanlış. Nefsimize zevali lezzetin elem olduğunu hatırlatacak bir sistem var. Fıtri bir sistem var. Bir yemek yiyorsunuz, acıkıyorsunuz, üst üste doldurarak yemememiz tercih ediliyor. Vücudumuz çünkü o şekilde yaratılmış ki üst üste mide çalıştırırsan hastalık yapıyor. Sistem öyle kurulmuş. O halde yani acıkınca yemek gerekiyor. Fakat vahiysiz medeniyet insanın acıkmasına imkan vermiyor. Onu söylüyorum. Yoksa zevali lezzetin elem olduğunu hatırlatmamızın faydalı olduğunu söylemiyorum. Sistem öyle kurulmuş ve bu faydalıdır. Sistemin kuruluşunda çünkü benim bir ihtiyacım karşılanıyor. Ben bak açken çok kıvranmıştım. Bu ihtiyacı şimdi bana nimetleriyle veren birisi, benim ihtiyaçlarımı karşılayan birisidir. Beni tanıyan birisidir deme imkanına sahip olmuyorum.
evimi, buzdolabımı bir tane yetmiyor, iki tane, o da yetmiyor, buzluk tıka basa dolduruyorum. Özellikle bu Ebu Yusuf kardeşim bilir, bir alışveriş yerine gittiğimiz zaman alışveriş arabasını diyelim sanki mağaza işletiyormuş, bir bakkal dükkanı işletiyormuş gibi doldurarak evimize geliyoruz. Bir ev bir aile değil, iki veya üç kişiden ibaret zaten aileler, gerçi dört kişide olanlar var ama aramızda sanki bir mahalleyi besleyecekmiş gibi geliyoruz. Hiç ama hiç elemden kaynak almıyorum. Hayır, acıkma imkanım olmuyor. Elimde devamlı suyla geziyorum. Yani bir susama imkanım olmuyor. Yani Rabbimizin rahmeti sonsuzdur. Ama o rahmetin kıymetini bilmek için acıkınca yemek lazım. Değil mi? Yoksa acıkmak ve açlık işkencesini çekmek marifet değil. O anlamda söylemiyorum. Acıkınca yemeğini, acıkmadan yememek suretiyle hiç acıkmanın ne olduğunu hissetmeyecek bir toplum oluşturuluyor. Dünyaya da bu yayılıyor. Yani tüketim toplumu diyorlar. Devamlı tüketerek kendini meşgul ediyor. Mesela insan kendisi oturacak. Ben bu dünyada ne işim var canım diyecek. Niye ben bu dünyada diyecek. Ona fırsat verilmiyor ki. 70 tane kanal, 70 yerden seni devamlı gel benimle meşgul ol, gel benimle meşgul ol. Yeter ki kendinle meşgul olma diyor. Yani bir insanın benim bu dünyada ne işim var demesine imkan verilmeli değil mi? Bu bir işkence değil ki sorgulamaya başlamasına imkan verilmeli değil mi? Yaratılışta o var. Ama suni medeniyetler yaratılıştaki fıtri hali bozmak suretiyle insanı hiçbir zaman kendi başıyla kendi başına bırakmıyor. Ta ki kendisini sorgulasın. Şu alem neye var ki demiyor ki, pencereleri kapattırıyor, ekrana bak diyor. Sana çok güzel tablo göstereceğim diyor, çok güzel resimler göstereceğim diyor. Dışarıdaki çok güzel resimleri ekranda gösteriyor. O da televizyondan seyrettiğini, ekrandan seyrettiğini düşünüyor. Yaratılışla bizzat kendisi baş başa kalmıyor ki bu alem nereden geldi diye. Ne diyor? Çok güzel film yapmışlar diyor. Demiyor çok güzel yaratılmış. Çünkü bizzat baş başa kalmıyor fıtri halle, baş başa bırakılmıyor fıtri halle. Eğer başkası baş başa bırakılacak olsaydı, o zaman lezzetin zevalinden bir elem var. Bu elem olmamalıydı. Nasıl ben bunun çaresi nedir ki? Bu elem neye var ki? Yaratıcı böyle bir elemi verecek bir yaratıcı değil ki. Beni sevmeyen bir yaratıcı hem beni yaratsın hem de beni sevmesin. Bu mümkün değil ki. Muhakemesini yapma imkanına sahip olamıyor ki. Yoksa işkence çekmek fazilet demek değildir. Yaratıcımız bize işkence çekeceğimiz bir dünya yaratmıyor. Biz onun misafiriyiz. O bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyor da biz ihtiyaçlarımızı hissetme imkanına sahip olalım istiyoruz. Onun kavgasını yapıyoruz. Suni bir şekilde hiç ihtiyaç hissedilmeyecek bir medeniyet kurularak insanlar muhtaç olduklarını hissetmek istemiyorlar. Onun için ne yapıyor? İhtiyaç olacağını fark ettiği zaman etrafa saldırmaya başlıyor. Daha bilmem petrolü bitmeden, kaynakları bitmeden ona buna saldırıp aman ha bir gün biz de buna muhtaçız halini yaşamayalım diye. Tedbir almak ayrıdır, saldırmak ayrıdır. Saldırmaya kadar gidebiliyor. Tedbir almak için rahat, kendinden emin bir teşebbüse girmiyor. Evet. Yani medeniyetler buna imkan vermiyor. Bu sergilere bak ve şu ilanlara dikkat et ve bu dellallara kulak ver ki muciz numa bir padişahın her şeyi yoktan var ederek her şeyi mucize ile yarattığını gösteren bir padişahın, şu kainatın sahibinin antika sanatlarını teşkil ve teşhir ediyorlar. Şu gördüğümüz dünya, onun antika sanatlarını, antika ne demek? Bilmediğimiz bir yerlerden geliyor demek. Bildiğim bir yerden gelen antika değildir. Yani binlerce yıl öncesi bir medeniyetten haber veren bir parça antikadır. Bir şey, bir yapıt eser antikadır.
bilmediğim bir medeniyetin özelliklerini bana taşıyan bir şey antikadır. Yoksa bildiğim bir yerde, bir fabrikada bir makine yapılıyor, onu bana antika diye satamazsın. O anlamda antika diyor. Kainatta yaratılan her şey antikadır. Çünkü bilemediğimiz bir alemden geliyor. Yani o eserler, şu kainattaki eserler diyor ki, biz sizin bilmediğiniz, görmediğiniz bir alemden geliyoruz diyorlar. Şu dünyaya geliş şekliyle. Yani sebeplerin içerisinden çıkıp gelmiyoruz. Sebepleri yaratan, sebeplerin ötesinde bir kaynak var. Mutlak yaratıcı var. O mutlak yaratıcıdan geliyoruz diyerek bize kendilerini teşhir ediyorlar, gösteriyorlar. Onun için şu alem bir antika sanatların teşhir edildiği, sergilendiği bir alemdir. Buna dikkat edelim. Onun için de bu alemin bizzat kendisine bakacağız. Ekrandaki yansımalarına değil, fotoğraflarına değil, bizzat kendisine bakacağız. Çünkü fotoğrafa baktığımız zaman fotoğrafçı güzel fotoğraf çekmiş diyoruz, kaybediyoruz. Evet. Aracıları ortadan çıkartmaya bakacağız. Yaratılış alemiyle mümkün olduğu kadar baş başa olacağız. Gerekirse bahçemize kendimiz bir şeyler ekip çocuklarımızı, kendimizi bakın mucize gördün mü, topraktan nasıl çıkıp geliyor, bunu kim yapıyor yavrum diyebileceğiz. İnşallah dememiz lazım. Yoksa aldık diyor, yani biz de marketten aldık diyor, yani parasını verdik aldık diyor çocuk, paketin içinden geldi diyor, bunu diyor bilmem ne fabrikası yaptı diyor, pakete koydu ama yaratmadı, farkında değil. Şurada şu mağazada böyle şeyler var diyor. O mağazanın nereden aldığını düşünemiyor insan. O kadar çok meşgul. Bu mağazaya bu nereden geldi diyemiyoruz ki. Demiyoruz ki. Yani çok dikkatimi çekti. Bir arkadaş mesela bir hasta ziyaretine giderken güzel bir çiçek götür yanakta. Bak yaratılışın güzel tarafları var ha. Ben hastayım diye yaratıcını hep kötü zannetme. Bak böyle topraktan, çamurdan sana bu güzelliği yaratan senin yaratıcındır. Onun güzel tarafını gör ve şu hastalığı sana niye verdiğini anlamaya çalış manasına gelen bir demet çiçek de geliyoruz. Oradakiler, ne kadar güzel, nereden aldın diyor. Gördünüz mü? Mağazadan aldık çünkü. Yani tarladan toplayıp gelseydik bunu demeyecektik. Vahiysiz medeniyet gerçek kaynağı örtbas edecek her türlü vesileye bilerek ya da bilmeyerek başvuruyor. Bu tuzağa düşmemek için dikkat edelim. Bilinçli olmamız için lazım. Bunu nereden aldın demeyeceğimiz, diyemeyeceğimiz bir hayatı tercih edelim. Veya bilinçli bir şekilde bunun eğitimini görelim. İnşallah. Bu duygumu, hissimi de böyle şahsi hislerim bunlar. Belli medeniyete karşıyız, marketlere gitmeyelim falan diye yorumlayacak arkadaşımız yorumlasın. Bizim öyle bir davamızın olmadığı belli. Vurgu yapmak istiyoruz. Arkadaş, marketten de alsan bu bir yerde topraktan çıkarak gönderildi sana. Onu düşün. Düşünmüyorsan kendini zorla götür, kırlara yürüyüşe çık. Orada çiçekleri, papatyaları, ne buluyorsan topla, onların güzelliklerini seyret ve de ki nefsine, kendine, bunlar antika eserlerdir. Bunlar mucizedirler. Bunlar şu dünyada kimsenin yapamayacağı, hiçbir şeyin yapamayacağı işlerdir. Yani yaratıcının yarattığı işlerdir. Yaratıkların ürettiği işler değildir. Kalbin rahat bir şekilde bunları söylemek için teşebbüste bulun. Yani geldik bir, bindik bir aleme gidiyoruz kıyamete diye böyle rastgele bu dünyada medeniyetin rüzgarına, yani hangi medeniyet türü ise yaşadığın medeniyet türü, onun rüzgarına kapılıp gidip yaşama, sorgula. Sorguladığın zaman bu sonuçlara ulaşabiliriz inşallah. Bu sergilere bak ve şu ilanlara dikkat et ve bu dellallara kulak ver ki, yani şu yaratılan yaratıkların hepsine,
şu delilere kulak ver ki mucizluğuma bir padişahın antika sanatlarını teşkil ve teşhir ediyorlar. Antika kelimesinin altını çiziyorum. Herhangi bir sıradan sanat değil. Sanat ama herhangi bir sıradan sanat değil. Kemalatını gösteriyorlar. O yaratıcının kemalatını gösteriyorlar. Çünkü ne mükemmel bir yaratıcıdır diyorlar. Misilsiz cemali manevisini beyan ediyorlar. Hüsnü nefs mahfisinin letaifinden bahsediyorlar. Yani o gizli mahfi, gizli güzelliğinin, yani esbapta şöyle maddi aleme baktığımız zaman çiçekler güzelmiş gibi, efendim gün batımında bulutların veya ışık süzmelerinin kendisi güzelmiş gibi görünüyor ama dikkat et, onu yaratanın, onun kaynağının ki yaratıcısının güzelliği orada teşhir ediliyor. Ben onu göremiyorum, o kaynağı, ama kaynaktan yansıyanı çok iyi bir şekilde görüyorum. Onun için Hüsnü Mahfisi'nin letaifinden onlar bize haber veriyorlar. Bir arkadaşımız, Levent Bilgi arkadaşımız, tarladan toplayan köylü de sadece acaba bu üründen kaç para kazanırım diye düşünüyor. Evet. Evet. Gidip konuşalım onlara. Evet, konuşmayan... Çalıştığımda pek bir meyve alamadım. Evet, terbiye gerekiyor. Ama tarladan toplayan bile kaç para kazanırım diye düşünüyorsa o niyetini, yani bu nereden geldi diye düşünmeme tarzında iradesini kullanıyorsa onunki bir hata. Bir de hiç ona muhatap olamayanın artık hiç bunu sorgulama imkanına sahip olamayacağı ikinci bir kat perde oluyor onun üzerine. Yani mutlaka biz tarlaya gittiğimiz zaman Allah'a inanacağız değil, irademiz var, ama bir de özellikle yeni yetişen çocukların, gençlerin böyle bir sorgulamaya imkan verecekleri alanları tercih etmemiz lazım. Mesela suni oyun yerleri, ne diyorlar onlara, fanfare, hatırlayamadım Türkçe'de ne diyorlar fanfare'e. Bir yere, kapalı bir yere giriyorsunuz veya bir alana giriyorsunuz, hep böyle yapılmış suni oyuncaklardan veya oyun aletleriyle insanlar heyecanlandırılıyor. Çocuklar öyle yerlerden heyecanlanıyorlar. Şimdi dilimin ucuna gelip gidiyor. Sinemalar gibi değil, o değildi baktığım kelime de, tiyatrolar gibi suni Luna Park, evet Allah razı olsun Yunus. Luna Park, Panayır. Luna Park'ı kastetmiştim aslında. Panayır biraz da açık alanda olduğu için o kadar suçlu değil. Çocukları Luna Park'a götürüyoruz. Suni oyuncaklardan heyecanlanıyorlar. Niye kıra gönderip de onlar kelebeklerin arkasında koşmasınlar? Korkma, yakalayıp öldüremezler. Kelebekler onlardan daha atik. Niye o kelebeklerin güzellikleri karşısında heyecanlanmasınlar? Yani fıtrat bunu istiyor. Çocuklar işte bak bu kelebeği kim yarattı diyebilirim. Ama Luna Park'a giden bir çocuk, heyecanlı bir işte araba çarpışmasını yaşayınca bunu kim yarattı dediğinde çok zor o çocuğun o Luna Park şartları içerisinde yaratıcıyı bulması. Koca koca adamlar için zor ki onlara da zor. Çocuklara imkansız derecede. Suni, devamlı mesela bilgisayar oyunlarıyla büyütünce şu faydalıdır, onları tartışmıyorum. Şu çocuğun işte şu kabiliyetini geliştiriyormuş falan. Hayır, ben sunilik üzerinde duruyorum. Devamlı çocuk bilgisayar oyunlarında özellikle bir de hep öldürerek yeniyor. İşte Batı medeniyeti bu. Öldürerek yenmeyi öğreten medeniyet. Sen de çocuğunu eğer dinliyorsa... Ada ayrı bir konu da, dinliyorsa, onu bu bataklıktan çıkartabiliyorsan, mümkün olduğu kadar tercihini bilgisayar oyunlarından heyecanlanmak yerine dağa götür, ormana götür. Yani ona imkan ver, kendin de faydalan, o da faydalansın. Fıtri hali korumamız gerekiyor. O daha az bir perdedir. Mamafi topraktan çıkan rızkı, nimeti gördüğü halde bunu bana kim gönderiyor diye sorgulamayıp da bundan ne kadar para kazanacağım diye düşünen de bir tercih yapıyor.
Ama bir çocuğa böyle iki alternatifli değil de iki, üç, dört kat perdeli bir imtihandan sonra tercih yapacak atmosferin içerisinde göndermenin de bir alemi yok. Onu dinliyorum, demeye çalışıyorum fıtri halden. Yani şu dünyanın bir teşhirgah olduğunu, bir sergi salonu olduğunu müşahede edebilmeye imkan verecek bir hayat tarzını tercih edelim. Çünkü başka türlü daha da zorlaşıyor görmek. Gördüğümüz zaman şu alemi bir müşahede, pardon, sergi salonu olarak müşahede ettiğimiz zaman, gözlemlediğimiz zaman şu alemde sergilenen her şeyin antika olduğunu, mucize olduğunu, yani hep bilmediğimiz bir alemden haber getirdiğini, antika kelimesi onu söylüyor, bilmediğimiz bir alem hakkında bize bilgiler verdiğini, taşıdığını görmemiz gerekiyor. Bu şekilde dünya ile ilişki kurmamızı söylüyor bu paragraflar. Demek, pardon, misilsiz cemali manevisini beyan ediyorlar şu gördüğümüz dünyadaki her şey. Hüsnü mahfisinin netaifinden bahsediyorlar, yani onun gizli güzellikleri var. Ben burada bak o güzelliklerin yansımalarını teşhir edilen şu dünyada görüyorum diyebiliyorum. Demek onun pek mühim, gayet hayret verici kemalat ve cemali manevisi vardır. Demek ki şu kainatın sultanının gayet kemalatta, mükemmellikte, daha doğrusu sonsuzlukta manevi bir güzelliği vardır. Şu alem onun maddi güzelliğinin bir yansımasıdır. Evet. Ekranı temizliyorum. Biraz karışık oldu. Mamafi sorularınızdan ya da yorumlarınızdan, komentlerinizden faydalanıyoruz ve devam etmesini istiyoruz. Yalnız sohbetimizi başından beri dinleyen ve konuştuğumuz konunun anlaşılmasına yardımcı olacak, açıklanmasına yardımcı olacak. Eğer konuştuğumuz konu tatmin edici değilse, neden tatmin edici olmadığını izah edecek ifadelere ya da komentlere açığız. Bekliyoruz. Mikrofon isteyen hemen el işaretine bassın, mikrofonu veririz. Yalnız bir şartla, konunun dışına çıkmamak ve konuyu başından beri, en azından başından beri takip edip ne konuştuğumuzu, derdimizin ne olduğunu anlamak şartıyla. İlk defa bir uğramış, 5 dakika dinlemiş arkadaşın neden bahsettiğimizi bilmeden söz hakkı istemesi doğru değil, adalet değil. Onu söylemek istiyorum. Yani isteyebilir ama istemek de serbest. Biz de arkadaşlar, daha konumuzu bilmiyorsun demek de serbestiz. Hürüz yani. Herkes hür. Evet. Gizli, kusursuz kemal ise, gizli, kusursuz kemal. Yani şu anda bize gizli görünüyor ama mafi gizli olduğunu biliyoruz. Var olduğunu biliyoruz çünkü. Kusursuz kemal ise takdir edici, ihtisan, istihsan edici, maşallah deyip müşahede edicilerin başlarında teşhir ister. O kendisini açığa vuran, o gizli hazinelerden haber veren vesilelerin, aracıların, eserlerin başlarında çok güzel yapılmış, ne kadar da güzel çalışıyor, ne kadar da hikmetli, ne kadar da ölçülü, tam bak ihtiyacı cevap verecek şekilde, tam kullanıcının ihtiyacı olan kullanıcının ihtiyacını en güzel şekilde karşılayacak biçimde var edilmişler gibi maşallah diyen takdir edicileri başlarında ister. Yani oraya gelsinler. Yani diyelim ki bir fabrika, bilmediğimiz, görmediğimiz bir yerde yeni bir ürünle çıktı, geldi teşhir salonuna, fuara. Oradaki fuarda teşhir edilirken insanlar baktıklarında gerçekten hayret edici, gerçekten insanları hayrete bırakan bir keşifse, oradaki bulunan kimseler gelip bakıp, oradaki o teşhiri yapan kimseler başlarında duruyor, meleklere tekabül ediyor. Orada biz de seyretmeye geliyoruz, insanlar seyrediyorlar ve ne kadar da güzel, ne kadar güzel renklendirilmiş, ne kadar da güzel, işte aerodinamiki var, bilmem nesi var falan demedikleri zaman oradaki
teşhir eden teşhirciler derler ki bunlar da hiç de bir şeyden anlamıyorlar, takdir etmiyorlar, gidelim buradan, vermeyin bunlara, bunlara bu malları teşhir ediyorduk, bedava verecektik, madem istemiyorlar, takdir edemiyorlar, kıymet bilmez insanlar bunlar, kadir bilmez insanlar bunlar derler ve o eşyaları dağıtmadan götürüp giderler, vermezler sana, takdir etmeden. Çünkü işte daha önceki sohbetimizde, bir ya da iki önceki sohbetimizde bizim hizmetimizden bahsediliyordu. Yani şu kainatta bizim hizmet etmemiz gerekir diyordu. İyi dikkat edince bizim hizmetimiz budur arkadaşlar. Takdir etmek. Takdir etmek. Madem gelmişiz bu fuara, getirilmişiz. Fuarda o kadar antika eserler var ki hepsi bizim hizmetimize verilmiş. Takdir et. Ne kadar da güzel hazırlanmışlar. Tam benim ihtiyacıma göre yapılmışlar. Bunu yapan, beni seven birisidir. Ne kadar da güzel bir yapıcım var benim, yaratıcım var benim, de kardeşim. İşte hizmet budur. Dini vazifen budur. Olumlu karşıla. Nankörlük yapma. Alıp da bu makineleri bozmaya kalkma. Neden bunlar anlamsız, nedir, olsa da olur olmasa da olur, zaten ben de öleceğim yarım diye bozma. Onlar sana senin ruhunun ihtiyacı olan alemden haber getiriyorlar, sana mesaj getiriyorlar, senin gibi bilinçli mahluklara, insanlara mesaj getiriyorlar. O mesajı okumaya çalış. Daha mektubu açmadan, zarfı pardon açmadan mektubu yırtıp atma, hakaret etme. Aç bakalım içinde ne diyor. Güzel bir şeyler söylüyorsa, isteğini karşılayan, hadi, yani insanlar şimdi paradan başka bir şey anlamıyoruz ya, onun için içerisinde büyük bir rakamı ifade eden çek varsa, ondan çok iyi hepimiz, aa böyle bir çek geldiğinde tamam diyoruz, seviniyoruz ya, içinde böyle bir çek varsa, aa tam ihtiyacım zamanında bu ihtiyacımı karşılayacak olan bir çek göndermiş bana, acaba kim göndermiş ki de. Ne kadar da benim ihtiyacımı bilen birisi, ne kadar da beni seviyor olmalı bu de. Beni bilen birisi olmalı de. Şefkatli birisi olmalı de. Rahmetli birisi olmalı de. Tabii çek olunca bundan başka bir şey bilemiyoruz. Tam ihtiyacımız anda yemek gelse. Aa, ne kadar da lezzetle beni, bana iltifat eden birisi olmalı de. Kainatı böyle oku. İşte benden beklenen ubudiyet, kulluk vazifesi, hani dini görevlerimiz var ya, bunlardır. Namaz bu demektir, oruç bu demektir. Namazı bundan ayrı olarak düşünürsen namaz değil o. Teşekkür etmek, memnuniyetini ifade etmektir namaz. Yoksa oruç tutmak, aşk almak demek diyorsan, o oruç tutmak ibadet değil. Esas ibadet, aç kalmak, senin nimet verici olduğunu tanıyorum ben demektir. Şimdi sen iyi bir acıkla şu nimetin güzel bir lezzetini tat da benim ne kadar güzel bir nimet verici olduğumu anla demek istiyorsa, evet öyle yapayım de. Bu anlamda oruç tut. Yoksa aç kalmak için oruç tutarsan işkence çekersin. O ibadet falan değil. O cehennem korkusundan, başıma bir bela gelir diye korkmaktan, aç kalmaktan ibaret bir olaydır. İbadetlerimiz böyle takdir edicilik, istihsan edicilik, ne kadar da güzel yapılıyoruz, yaratılıyoruz, ne kadar da güzel nimetlendiriliyoruz, bunları yapan ne kadar da mükemmel, kemalde olan bir zattır de, demek ibadetin özüdür, kulluğun özüdür. Bu cümleye dikkat edelim. Hizmet, vazife, dini vazifelerimiz falan denildiği zaman ne kastediliyor olduğunu anlamak için buna dikkat edeceğiz. Şimdi Saltuk Gazi diye bir arkadaşım uzun uzun yazmış, okuyayım ki kayda geçsin. Teşhirdeki sanat eserlerini sıradan bir şeymiş gibi görenlere ne demeli? Yazıklar olsun demeli. Yani elma maşallah ne güzel yaratılmış dendiğinde görüyoruz zaten anlamında herhalde tamam canım biliyoruz anlamında boş boş bakanlara bu durum nasıl anlatılmalı
dikkatlerini çekmeliyiz. Onlara da yardımcı olmalıyız. Onların da vicdanı var. Vicdanlarına muhatap olalım. Memnun oldun mu elma yemekten? Konuşalım yani. Burada teknik anlatacak değilim. Siz benden daha iyi biliyorsunuz şartlara göre nasıl davranılır da. Biz öyle yapmayalım. Onlara da böyle yapılmaması gerektiğini ve neden öyle yapılmaması gerektiğini ve doğru davranışı onların anlayacağı şekilde, onların şartlarına uygun bir şekilde bizzat kendimizde yaşayarak gösterelim derim. Yani yanlış yapılıyorsa o yanlışı biz yapmayalım, yapmak istemeyelim. Zaten bu sohbetlerimizin ana amacı da o. Bize doğru davranışı öğreten kaynakları, Kur'an'ı daha doğrusu, daha iyi anlayıp o doğru davranışın ne kadar bizim yaratılışımıza uygun olduğunu farkına varıp ona göre yaşama eğitimi yapmak üzere işte böyle sohbetlerde bulunuyoruz. O eğitime imkan veren kitapları veya kitapları okuyor veya kişileri dinliyoruz ve kendimize hayır böyle tercih yapmamam lazım, şöyle tercih yapmam lazım diye kendimi ikna edecek bilgileri, belgeleri, vesileleri, vasıtaları dünyama taşımaya çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi, beni ikna eden delilleri de o kişilere götürüp izah edebilsek çok güzel olur. Allah razı olsun Saltuk Gazi ünvanıyla gelen yazan kardeşimizden. Efendim burada hizmetin, vazifenin ne demek olduğunu söyleyen paragrafın başında kalalım. Sonra fark ettim neredeyse 27 dakika ilerideyiz, arada koptuk. Elhamdülillah bir şeyler oldu, çok önemli rahmet yağdı burada, bilgisayar kesildi, uzadı, biraz geç başladık ama bundan daha fazla uzatarak sizi üzmek istemem. Allah razı olsun. Burada sohbetimize bugünlük ara verelim. Yarın, pardon, çarşamba günü yine saat 9'da, cumartesi günü saat 10'da, pazar gün tekrar 9'da görüşmek üzere. Allah hepinizden razı olsun. İman ile yaşamak nasip etsin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha. Ebu Yusuf'tan bir mesaj var, okuyorum. Kendimizin ve bu tip insanların hidayete kavuşmasının ihtiyacını ne kadar duyarsak bu hakikatleri o kadar iyi yaşayabiliriz. Bu hakikatleri ne kadar çok yaşayabilirsek bu insanlar da bizden o kadar çok istifade ederler. Evet, Saltık Gazi kardeşimizin duygularına herhalde olumlu cevap vermek için yazdı bu Yusuf. Doğru söylüyorsunuz. Ben de onu kayda geçmesi için okudum. Allah razı olsun sizden de. Peki, çarşamba günü tekrar görüşmek üzere. Odayı kapatıyorum. Cümleten aleykümselam. Esselamu aleykum ve rahmetullah.